Yolun başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihleri devam ediyor. Bugün programımızda tıp eğitimini konuşacağız. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Deveci. Hoş geldiniz Uğur Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi tıp fakültesi kazanmak hiç kolay değil. Evet. Okumak da hiç kolay değil. 6 yıl süren bir eğitim sürecinin içinden geçecek arkadaşlar. Diyorlarsa ben bu başarı sıralama şartını yerine getiriyorum. Puanım da oluyor gibi. Tıp eğitimini de tercih etsem mi acaba? Hangi doğru soruları sorsunlar kendilerine? Yani tıp okuyacak öğrenci bir kere şu düşünceye sahip olmalı dediğiniz neler var? Şimdi tıp fakültesi 6 yıllık eğitimi olan bir fakülte, ciddi bir emek gerektiriyor. Hatta özel yaşamdan feragat etmek gerekiyor bazen. Onun için bu emeği, bu zorlukları göğüs gerebilecek, ben bu işi yapabilirim diyen insanlar tıp fakültesini yazabilmeli. Bir kere sabırlı ve zorlukları göze alan. Tabii. Mesela şimdi gördük, pandemi diye bir süreçten geçtik. Tıbbın önemini, hekimin önemini anladık. Hani bu süreçleri ne kadar manipüle edebilirim? Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ya da işte sosyal felaketler olduğu zaman bunlara ne kadar dayanıklı olabilirim? Bunları yapabilecek insanlar tıbbı yazabilmeli. Bir de yeni nesil için hep diyorlar ya işte özel hayat, iş hayat dengesi ararlar. Hayatını bizim kuşak gibi bir şeye vakfetmek, sadece onun uğrunda bir hayat sürmek meselesine de aslında bir dikkat ediyorlar. Çok doğru bir noktaya değindiniz. O bir gerçek. Çünkü eğer siz sosyal yaşamınıza yeterince önem ve değer vermezseniz yaşamınızda da başarılı olamazsınız. Yani bu sadece tıp için değil, her meslek için geçerli. Biz meslekte başarılı olmak istiyorsak bu dengeyi çok iyi tutturmak zorundayız. Burada olay verimle alakalı. Siz eğer zamanı iyi kullanabilirseniz, yani zaman yönetimini başarabilirse öğrenci, tıp fakültesinde başarılı olmamasına imkan yok. Hatta zamanı bazı tıp fakültesi öğrencileri öyle iyi kullanıyor ki aralarından müzisyen çıkıyor, oyuncu Doğru. çıkıyor, evet. sinemacı evet. çıkıyor. Tabii. Yani bambaşka, sadece kendi alanı da değil. Yani sanata da ilgisi olan pek çok sayıda, değil mi? Tabii, doktor doğru, var. Doğru. Benim tanıdığım da öyle arkadaşlarım var. Sosyal paylaşım projelerine katılanlar, sosyal alanda ilerleyenler, bunlar var. Mevcut. Yapılabilir. Yapılmaz değil elbet. Ama tıp eğitiminin o sürecinde zorluğunu, çaba göstermesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Göze alıp gelsin. Evet. Peki göze aldı geldi. Artık emin, tercih edecek. İyi bir tıp fakültesinde eğitim almak istiyorum. Önce hangi koşulları yerine getirmiş mi, ona bakacağım üniversite için. Yani hastanesi var, hastane koşulları mı, akademik kadro mu, nedir asıl olan? Şimdi bir üniversite tercihi yaparken öğrenci öncelikle çok iyi değerlendirecek, inceleyip sık dokuyacak. Bu işin gerçeği, çünkü çok büyük bir emek verdi, o noktaya geldi. Gideceği üniversitenin sosyo-kültürel olanakları önemli. Çünkü 6 yıl boyunca zaten çalışacak, en azından rahat olabileceği bir ortam olması lazım. Evet. Konforlu bir sosyo-kültürel çevre olması lazım. Bunun dışında tıbbi kadro çok önemli. Örneğin bizim üniversitemizde, Maltepe Üniversitesi'nde yaklaşık 146 öğretim üyesi var. Yaklaşık 800'e yakın öğrencimiz var. Bu şu anlama geliyor, 6 öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. Bu hem diğer üniversitelerle kıyasladığımızda hem de batıyla kıyasladığımızda çok önemli bir nokta. Hatta pratiklerde birebir özel ders gibi bir eğitim ortamı sunmuş oluyoruz. Usta çırak ilişkisinin önem kazandığı alanlardan Tabii, biri kesinlikle. Değil mi tıp eğitimi? Şimdi çok kalabalık öğrenci grupları ve bir tane hoca olduğu zaman sizin o usta çırak ilişkisini sağlamanız çok zor. Ben öğrenciyi alıyorum yanımda, sabahtan akşama kadar ona her şeyi anlatıyorum, beraber ameliyata giriyorum ve günümü beraber geçiriyorum. Bu çok değerli. Ki pandemide de öğrencileriniz yanınızdaydı değil mi? Hastanede bir hocamız şunu söylemişti. Pandemi döneminde tıp eğitimi alan, özellikle uygulama kısmına gelmiş öğrencilerimiz ileride Kurtuluş Savaşı'nda anılarını anlatanlar gibi olacaklar. Çok kıymetli bir deneyim yaşadılar aslında öğrenciyken Doğru. dediler. Evet, evet. Bir yandan da uzaktan eğitimde çok zorlayıcı bir alan. Yani çok yüz yüze olmayı gerektiriyor. Sizin dediğiniz gibi usta çırak ilişkisi çok önemli. Ne yaptınız? Pandemide çok zor oldu mu tıp eğitimini uzaktan şimdi, sürdürmek? Şimdi tabii sadece biz değil, bütün dünya hazırlıksız yakalandı pandemiye. Çok ani gelişti. Yaklaşık dünya çapında 1,5 milyara yakın öğrenci eğitimde yoksun kaldı. Bu dönemde neyi öğrendik biz? Uzaktan eğitimin önemini kavradık. Bizim üniversitemizde, kampüsümüzde film çekim platoları var. Prodüksiyon merkezleri var, stüdyolar var. Çok hızlı bir aksiyon geliştirerek biz onları
bu fırsatı, krizi fırsata çevirmeye çalıştık. Hızlı bir şekilde canlı ders sınıfları oluşturduk. Ders çekimleri yaptık ve bunları öğrencilerle paylaştık. Hatta Yüksek Öğretim Kurumu'nun araştırmasına göre de bu pandemi döneminde en fazla lisans düzeyinde en fazla bu şekilde ders veren, canlı sınıf oluşturan tıp fakültesi olduk. Üniversite oldu aslında, üniversite değil mi? Maltepe Üniversitesi, Vakıf Üniversiteleri arasında. Peki uygulamayı sürdürmeye de gayret ettiniz mi? Yani hastanede öğrenciler, çünkü o dönem bir kayıp da olabilir. Yani hani tıp fakültesi için hadi neyse seneye düzeltiriz onu dersiniz de sağlık 2 yıllık alanlar da çok etkilendi. Pandemiye tercih yaptı. Pandemiyle mezun oldu mesela 2 yıllık sağlık alanında okuyan öğrenci. Bunu telafi etmek için de üniversitelere iş düşüyor mu? Hani gelin eksik kaldığını inandığınız bilgilerinizi tamamlayın çağrısında bulunmalı mı üniversiteler? Tabii ki. Şimdi biz o dönemde geçen senenin Mayıs-Haziran dönemleri. 2 ay boyunca öğrencilerimizden ayrı kaldığımız, yüz yüze ders yapamadığımız bir dönem oldu. Bu öğrencilerimiz yazın şu anda ve önümüzdeki dönem içerisinde yine gelip bizlerle beraber derslere katılmaya devam ediyorlar. Yani o yüz yüze eğitimi kesin yapmak zorundasınız. Çünkü hekim olmanın temel şartıdır. Hastaya dokunmak zorundasınız. Hastayı hissetmek zorundasınız. Bunları yapamadan hekim olamazsınız. Onun için pandemi süreci nedeniyle tüm eksiklerin bu şekilde tamamlanmasını planladık. Şimdi Maltepe Üniversitesi'nde İngilizce tıp, bir de Türkçe tıp. Türkçe tıp, evet. İkisi de var. O zaman şunu size sorabilirim. İkisine de eşit mesafede duracağınızı öngörerek bu soruyu soruyorum. Bir arkadaşım dese ki İngilizce ile aram çok iyi değil ama İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Yani biliyorum ki tıp eğitiminin sonrasında bu İngilizce zaten bana şart. Ama zaten ağır bir eğitim diyorsunuz, zor bir eğitim diyorsunuz. Bir yandan bilmediğim konuları öğreneceğim. Bir yandan da İngilizce'de de zaten çok hakim değilim, rahat hissetmiyorum kendimi. Çok zorlanır mıyım diyor aday. Puanı yetse de İngilizce tıp tercih etmeye zorlanır mıyım acaba Türkçe'yi mi seçsem diyor. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, yabancı dil olmadan hekim olmak zor. Çünkü bütün literatürler yabancı artık. Onları okuyabilmemiz, anlayabilmemiz gerekiyor. Ve kendi yazdığımız literatürler de sonuçta çalışmalar da İngilizce olarak yazıyoruz. Dolayısıyla İngilizceye hakim olmak zorundayız. Ama geç bir şekilde bunu öğrenmek zorundayız. Bunu da bir an önce yapmak, erken dönemde yapmak en doğrusu. Tabii mümkünse İngilizce tıpı seçmesi daha doğru, hem İngilizcesine daha hakim olacaktır, literatüre daha hakim olacaktır. O yüzden ben bu soruyu soranlara İngilizce tıpı tercih etmelerini öneriyorum. İngilizce tıpı tercih etmeye dönüyorsunuz. Zorlansa da diyorsunuz. Zorlansa da evet, zorlanacak. Eninde sonunda zorlanacak. Yani tıbbı bitirdikten sonra, hekim olduktan sonra da İngilizceyi bırakamazsınız. Yani bir şekilde yani sadece ona literatür de değil. Hani sağlık turizminden bahsediyoruz. Hem Türkiye'ye gelen hastaları düşünürsek yurt dışından, hem Türkiye'den mezun bir arkadaşımızın uluslararası ortamlarda işini icra etme isteğini düşünürsek, onun için de hele hele akademik ortamda devam edecekse bundan sonraki döneme zaten İngilizceye hakim olmak zorunda. Tamam. O zaman İngilizce önemli. Başka hangi beceriler önemli? Biraz önce dedik ki sanata da ilgi duyuyorlar. Mesela işte hastayla olan güvenin gelişmesi, iletişim becerisi de aslında çok önemli. Ne yapacak? Bir tıp öğrencisinin günü nasıl geçmeli ki kendini mezun olduğunda tam donanımlı hissetsin? Şimdi bizim amacımız zaten bilimsel, empati yapan, teknik becerili iyi hekim yetiştirmek, ama bu tek başına yetmez. Yani bir hekimin İletişim becerilerinde çok iyi olması lazım. Hastayı anlaması lazım. Kendisini onun yerine koyması lazım. Onun gibi hissetmesi lazım. Hasta ve hasta yakınlarını anlamak ve onların dilinden anlayarak onlara cevap vermek, durumu onlara anlayacağı dilde izah etmek çok önemli. Bu iletişim becerisiyle oluşuyor. Dolayısıyla kendi içine kapanık tarzda bir insan olmamak lazım. Bunun için de kendisini geliştirecek, kitaplar okuyacak, medyayı takip edecek, sosyo-kültürel seviyesini yükseltecek. İşte biz Maltepe Üniversitesi'nde bu sosyo-kültürel seviyeyi yükseltici pek çok ortamla beraberiz. Bizim üniversitemiz çok büyük bir kampüs. Yaklaşık 8 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu var. Kültür merkezleri var. Yılda yaklaşık 500 etkinliğe ev sahipliği yapan bir üniversite. Dolayısıyla spor salonlarıyla, kongre merkeziyle, bakın kongre merkezi çok önemli. Bizim öğrencilerimiz yılda bir defa uluslararası bir kongre düzenliyorlar. A'dan Z'ye kendileri planlıyorlar. Öğrenciler. Tabii öğrenciler. Hem uluslararası alandan hem de kendi ülkemizden birçok öğrenci bir araya geliyor. Orada iletişim becerilerini geliştiriyorlar. Birbirleriyle kendileri hazırladıkları programları sunuyorlar. Dolayısıyla iletişim çok önemli.
hem hekim olmak için önemli, hem insan olmak için önemli zaten iletişim. Şimdi sağlık pek çok alanla da kesişti şu dönemde. Mesela sağlık teknolojilerini konuştuk. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği sizle çok omuz omuza çalıştı. Mühendislik bölümleri aslında çok omuz omuza çalıştı. Doğru. Değil mi? Pek çok disiplinle de kesiştiği nokta oldu. Bu önümüzdeki günlerde nereye doğru gidiyoruz? İşte yapay zeka ya da dijitalleşme ekseninde baktığımızda ne söylersiniz alanınızla ilgili? Şimdi biz tabii tetkiklerimiz, mesela görüntüleme yöntemlerimiz var. Hı hı. İşte bir MR çekiliyor, bir ultrason çekiliyor, bir tomografi çekiliyor. Bunların hepsi bir sonuçta teknoloji ürünü. Hı hı. Robotik cerrahi olsun, laparoskopik cerrahi olsun, buradaki ürünler, malzemeler, bunların hepsi bir teknoloji ürünü. Dolayısıyla teknoloji geliştikçe biz de daha iyiye doğru ilerliyoruz. Yani dolayısıyla teknolojinin gelişmesi bize katkıda bulunuyor. Bizim daha iyi ilerlememizi sağlıyor. Ameliyatların sürelerini kısaltmasını sağlıyor. Daha hızlı, daha çabuk, daha etkin tedaviler uygulamamızı sağlıyor. Yine bu teknolojiyi biz tarama yöntemleri içinde kullanıyoruz. Hmm. Yani koruyucu hekimlikte kullanıyoruz. Erken dönemde hastalığın tespiti için bu teknolojileri kullanıyoruz. Şunu da gelmişken sözü söylemek isterim. Pandemi döneminde bu özellikle tümör taramaları çok aksadı. İnsanlar hastanelere gelmekten çok korktu. Çok erteledi. Yani şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ki her hastane bu önlemleri aldı. İnsanlarımız bu taramalarını aksatmasınlar. Özellikle tümörü olan hastalarımız takiplerini, tedavilerini aksatmasınlar. Çünkü son dönemde yapmış olduğumuz ameliyatlar hep daha ileri evre hastalarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani onlar da taramalarını devam ettirmeliler. Şimdi öğrencilerin de bu söylediğiniz çalışmalarda biraz önceki usta çırak ilişkisini aslında destekleyen bir şey söyleyeceğim. İster bir akademik araştırma olsun, ister uygulamada hocasının geliştirdiği bir tedavi yöntemi olsun, onun yanında yer alması, öğrenciyken bu projelerin içinde bulunması çok önemli değil mi sizin alanınız kesinlikle için? Kesinlikle çok önemli. Yani hekim sadece teorik bilgi bilmeyle olmaz. Akademisyenlik ruhunu ona vermemiz gerekiyor. İşte o akademisyenlik ruhunu bu çalışmalara katarak onları veriyoruz. Araştırmacı ruhu. Kesinlikle. Hı hı. Şimdi bizim üniversitemizde de kök hücre laboratuvarımız var. Yani İstanbul'daki belli başlı laboratuvarlardan. Deney hayvanları uygulama merkezimiz var. Bunun yanında kendi yaptığımız ameliyatlara ait, medikal tedavilere ait pek çok çalışma, yayın yapıyoruz. Bunlara da öğrencilere olabildiğince katmaya çalışıyoruz. Öğrenci istiyorsa zaten bunları bu akademik duruma kendisini öğrenciyken soktuğu zaman ileride daha iyi bir akademisyen olabilir, daha iyi bir hekim olabilir. Akademisyenlik ruhunu almamış öğrenci kendini güncellemede yetersiz kalır ileride. Yani sadece hekim olmak yetmez. Hekimin sürekli değişen güncel bilgilerle kendini güncellemesi gerekir. Bunun için de o ruhun edinilmesi lazım. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu önemli. Eğitimle aslında bunu rol model olarak, değil mi? Evet. İlham vererek belki hocaların yaptığı çalışmalar. Peki mezun oldum ya sonra kısmını biraz konuşalım. Farklı bazen şöyle şeyler duyuyoruz. İşte sizin alanınız da genel cerrahi sanırım değil evet. mi? İşte şu alana daha fazla kayıyor öğrenciler. İşte TUS'taki başarı, TUS'taki başarıyı da soracağım bu arada. Evet. O da önemli bir kriter midir? Öğrencinin bir tıp fakültesi seçerken bakması gereken. Bir de TUS'taki o hazırlığına da destek veriyor musunuz öğrencinin? Bu kısım da önemli. Sonrasında da bitirdikten sonra belirli alanlarda yoğunlaşma gözlemliyor musunuz son zamanlarda? Şimdi şöyle, eski dönemlerde evet cerrahi, kadın doğum gibi daha ağır alanlar daha çok tercih ediliyordu ama şimdi biraz daha farklı alanlar tercih ediliyor. Önemli olan şu, TUS başarısını hedef almak ya da TUS odaklı bir eğitim vermek iyi hekim yetiştirmemizi sağlamıyor. Yani burada TUS'ta başarılı olması için yeterli olan temel şey aslında o ruhu vermek. Kişi zamanı verimli kullanmayı öğrenirse, bilgileri özümseyip ilişkilerini iyi ilişkilendirebilirse bilgiler arasında ya da mantık muhakemesini iyi kullanırsa zaten TUS'ta başarılı olacak. Yani biz teorik bilgileri verirken bilgileri ezbere dayalı olarak vermemeye çalışıyoruz. Yani öğrenmeyi öğrensin, kendi zaten bir öğrenen olarak evet. kendi stilini,
çözerse, geliştirirse zaten o yapar diyorsunuz. Bu her kişi için farklıdır tabii. Her kişi için farklıdır. Kimisi 2 saat çalışır, kimisi 1 saat çalışır. Bunu hepiniz söylüyorsunuz. Bütün tıp fakültesi öğretim üyeleri onu söylüyor. Biri 3 saat çalışır, biri 2 gün çalışır. Biri 2 tekrarlı anlar, birisi işte 10 gün çalışır üstüne anlar. Tıp öğrencisi için bu demek ki çok önemli. Yani algılama herkeste kişisel, yani öğrenme hızı da farklı, öğrenme şekli de farklı. Şimdi bilgi, evet, tıpta çok fazla ama artık bilgiyi bilmekten ziyade bilgiyi yorumlamak önem taşıyor. Şimdi eskiden bir genel cerrahi 2 ciltlik bir kitaptı ama şimdi devasa ciltlere sığmıyor bilgi. Benim bunların hepsini bilmeme imkan yok. Benim bilmem gereken o bilgiye nasıl ulaşacağımı bilmektir. Öğrenciye de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunları ezberlemeyin ama bunlara nasıl ulaşacağınızı bilin. Sizin öğrenmeniz gereken bilgileri birleştirmek. Tıpta bir şey vardır, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Her hastada bulgular, semptomlar farklı gider ve tedavi de farklı yanıt verir. Ezbere dayalı bir öğretimle siz şu hastaya şu tedavi diye öğretirseniz bu olmaz. Olmaz. Hem zaten bir mezun olana kadar geçerliliğini yitiriyor bir yandan. Kesinlikle da öyle. Değil mi? Yani bilginin birinci sınıfta dönüşümü öğrettiğiniz için çok hızlı. Dönüşümü çok fazla. Tabii. Bir yandan da onları zaten işte bu söylediğimiz yapay zeka ile işimiz de kolaylaştı yani, hani değil mi? Bir ekranda bakıp o kafanızda tuttuğunuz yıllardır bilgileri görebiliyorsunuz. Yorumlama kısmı işte bu noktada tabii daha yorumlama önemli. Yine hekime ait. Yani yapay zeka hiçbir zaman bir hekimin yerine elbette tutamaz. Evet. Ama teknolojik olarak bize daha doğruya ulaşmada hızlandırır. Daha çabuk karar vermeyi hızlandırır. Tamam, şimdi son dakikada şunu da sorayım. TUS dediniz ki tek başına yeterli değildir. Evet, bu tıp fakültesinde eğitim çok iyiymiş diye başlı başına sadece TUS başarısına bakmak bize bir yol göstermeyebilir dediniz. Ama bu yolculukta öğrencinin yanında yer almak da önemli mi? Tabii, kesinlikle. Öğrenciye o sınavın triklerini vermek, ona yönelik sınav yapmak. Bunlar tabii ki önemli. Bizim TUS başarımız oldukça iyi. Dereceye giren öğrencilerimiz de var ve ÖSYM'nin verilerine göre de 121 tıp fakültesi içerisinde ilk 20'de yer alıyoruz. Hani bunlar önemli. Dolayısıyla öğrenci eğer zamanını verimli kullanmayı öğrenirse zaten TUS'ta başarılı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Deveci bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.